Şehir büyüyor, gelişiyor. Trafik yoğunluğuysa alınan tedbirler sayesinde düşüşe geçti. İstanbul'un trafik raporu açıklandı. Sanılanın aksine İstanbul trafiğinde rahatlama var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015-18 yılları arasındaki trafik yoğunluk değişimleri ve ulaşım projelerinin İstanbul trafiğine etkilerini araştırdı. Amaç kentte yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak yeni tedbirler almaktı. Ortaya çıkan tablo dev projelerin İstanbul trafiğini rahatlattığını gösterdi. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı kentte dev projeler ilaç oldu. Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananların sayısının artmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananların oranı %12 azaldı. Araştırmaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarındaki trafik akışı da hızlandı. Akşam saatlerinde D100 karayolunda %41, TEM otoyolunda ise %32 oranında seyahat süreleri kısaldı. Araştırmaya göre 2015-2018 yılları arasında trafikte akıcılığın artmasıyla birlikte trafik indeksi değerlerinde %17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerinde %35 seviyelerinde olan trafik indeksi 2018 yılında %31'e, akşam zirve saatlerinde ise %58'den %48'e geriledi. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu gün ve saatlerse pazartesi sabahıyla cuma akşamları. Pazar günleri ise sürücüler en rahat günlerini yaşıyor.